Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda nektarin bahçesine hazırlıklar başladı olarak videomuzu çekmiştik. Şimdi bu hazırlıklar neticesinde burada o videoyu detaylı olarak izleyenler hatırlayacaktır. Tarlamızın içerisini güzelce kepçe yardımıyla havalandırmasını, toprak değişimini yapmıştık. Şimdi şu kısımda görmüş olduğunuz gibi şu kısımda bazı yerlerde yükseklikler, bizim burada kessek adını vermiş olduğumuz topraklar çok fazlaydı. Şu anda biz burada kargı yardımıyla çilpi çekmeye başlayacağız. Yani çilpi derken ne olarak söylüyorum? Yani hizalama işini, kaça kaç dikeceğimizi, nasıl ayarlayacağımızı, mesafelerin ne kadar olacağının ayarlamasını yapacağız. Bunun için ilk olarak kültivatör adını vermiş olduğumuz motorun arkasına takılan dişlilerle beraber toprağımızın üzerini güzelce düzleştiriyoruz. Şimdi ilk olarak burada dikimini yapacak olduğumuz bölgede görmüş olduğunuz gibi kültivatör yardımıyla ilk olarak toprağımızın üzerinde yer alan kestekler var. Maalesef buraya yaklaşık 5-6 aydır yağmur damlası düşmediği için toprak ciddi manada sertleşmiş durumda. Bunun neticesinde de bizim burada kestek olarak adlandırdığımız oluşumlar meydana geldi. Kestek nedir şimdi? Her bölgede bunun ismi farklı olabilir. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde büyük böyle parçalanmayan, elle falan kuvvet uyguladığınız zaman zor bir şekilde parçalanan, taş büyüklüğünde olan bu şekilde toprak parçalarını biz burada Mersin Tarsus'ta kessek olarak adlandırıyoruz. Bu kültivatör yardımıyla bu kessekleri yumuşatıyoruz. Toprağımızı güzelce yumuşattıktan sonra bu sefer patlatmayla beraber toprağımızın üzerinden tekrardan geçeceğiz ve bu şekilde nektarin bahçesi için çilpi çekme, düzen kurma işlemimiz başlamış olacak. Nektarin bahçemizdeki çirpi çekme işlemlerini hallettik. Şimdi sıra geldi fidanlarımız için çukur açma işlemine. Fidanlarımızı yerleştirecek olduğumuz çukurlarımızı şimdi güzelce açma işlemine başladık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çirpimizi çekerken burada biz kargı adını vermiş olduğumuz ucu sivrilterek kesilmiş olan kargılarımızı çirpiyle düz bir şekilde gelecek şekilde dikme işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi bu kargılarımızı dikmiş olduğumuz kesimden fidanlarımız için çukurlarımızı açıyoruz. Şimdi burada fidanlarımız için çukurlarımızı açarken bel adını vermiş olduğumuz yardımcı küreğimizi, diğer bir adıyla kürek olarak adlandırabileceğimiz belimizi kullanıyoruz. Bu belimizle çok derin olmayacak şekilde belli bir mesafede güzelce fidanlarımız için çukurlarımızı açıyoruz. Burada fidanlarımız için açacak olduğumuz çukurlarımızı önce damlama yardımıyla güzelce ıslatma işlemini gerçekleştirdik. Bakın kazmış olduğumuz yerler zaten yaş olarak çıkıyor. Belin ağzının yüksekliğine göre güzelce çukurlarımızı açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi dikmiş olduğumuz kargılarımızı ilk olarak güzelce yerinden söküyoruz ve sökmüş olduğumuz yere güzelce çukurlarımızı açıyoruz. Burada bu hizayı kaybetmememiz için, çekmiş olduğumuz hizanın bozulmaması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. 5-10 santimetrelik kaymalar olabilir. Onun için yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Daha büyük kaymalar olmadığı sürece bu şekilde çukur açma işlemlerimize devam ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz uygulamalar bizim kendi tecrübelerimizden, ziraat mühendislerinden dinlemiş olduğumuz uygulamalara göre yapıyoruz. Yani illaki bu anlatmış olduğumuz bilginin doğru diye bir kaidesi yok. Bizim buradaki bahçemiz için
tercih etmiş olduğumuz yöntemler bu şekilde. Sizlerin mantığına bu yöntemler yatıyorsa yapabilirsiniz. Sizlere uygun değilse sizler bildiğiniz şekilde yapmaya devam edebilirsiniz. Evet, bu anlatmış olduğumuz şekilde güzelce çukurlarımızı açma işlemine devam ediyoruz. Kazmış olduğumuz çukurlarımızın etrafına fidanlarımızı koyma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi fidanlarımızı kazmış olduğumuz çukurların içine koyma işlemlerine başlayacağız. Copacabana nektarin fidanlarımızı dikme işlemine başladık. Toprakla buluşturuyoruz buradaki fidanlarımızı. Burada toprakla buluştururken nelere dikkat ediyoruz? Hangi aşamalardan geçiriyoruz? Almış olduğumuz tavsiyeler ve bizim mantığımıza uygun şekilde bir yöntem belirledik. Kendi tercihlerimize, kendi akıl ve fikrimize yatkın gelen bir yöntem ile fidanlarımızı dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle açmış olduğumuz çukurlarımızın içerisini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şu kısımda yer alan, bakın şu kenarları görüyor musunuz? Sarı renkte, umarım güneşten belli oluyordur, kameradan da belli oluyordur diye düşünüyorum. Bu sarı renkte görmüş olduğunuz kükürt, toz kükürt uygulaması yapıyoruz buraya. Şimdi buradaki bilgileri anlattıktan sonra da ne kadar, hangi miktarlarda uyguladığımı da sizlere göstereceğim. Burada toz kükürt uygulamamızı yaptıktan sonra çukurun içerisine de bir miktar 20-20 adını vermiş olduğumuz gübremizi koyuyoruz. Şu anda toprakla karışık olduğu için kameradan büyük ihtimalle belli olmamıştır. Şimdi bu şekilde toz kükürt, ardından 20-20 gübremizi çukurlarımızın içerisine uyguladıktan sonra fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Şimdi burada kükürtü niçin uyguluyoruz? Öncelikle onun bilgisini verelim. Bilmiş olduğunuz gibi kükürtün kokusu çok keskindir. Zararlı böcekleri bizim meyve, bizim fidanımıza zarar verebilecek, onun köküne, gelişimine zarar verebilecek olan böcekleri engellemesi adına kükürt uygulaması yapıyoruz. Bunu kimileri tavsiye etmiyor, kimileri tavsiye ediyor ama bizim bu yıllarca yapmış olduğumuz uygulama neticesinde bu işlemin gerekli olduğu kararına biz kanaat getirdik. Bundan dolayı bu uygulamayı yapıyoruz. Bir ikincisi 20-20 adını vermiş olduğumuz gübrelemeyi yapıyoruz. Buradaki gübre zaten az çok birçok yerde de büyük ihtimalle izlemişsinizdir ve çoğu kişi biliyordur. Yani dikimde, ilk dikimde çok fazla gübre verilmesi tavsiye edilmiyor. Niçin tavsiye edilmiyor? Burada fidanımız toprakla buluştuktan sonra bir strese giriyor. Nasıl bir strese giriyor? Bakın, görüyor musunuz? Şu anda buradaki bu saksının içerisindeki toprakla özdeşleşmiş, oradaki toprağın kodlarını beynine yazmış olan fidanlarımız başka bir toprakla buluştuğu zaman stres ve sıkıntıya giriyor. Buradaki bu stres ve sıkıntıyı atması için de belli bir zamana ihtiyacı oluyor. Tekrardan adaptasyon adını vermiş olduğumuz sürecini bizim buradaki koymuş olduğumuz toprakta gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu adaptasyon sürecinde de bir müddet buradaki fidanımız çalışmıyor, mola veriyor, sıkıntı stresin üzerinden atmaya çalışıyor ve sonrasında adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra burada tekrardan çalışmaya, üretime ve kendini geliştirmeye başlıyor. Evet, şimdi bu yüzden burada direkt olarak gübre koymuyoruz, aşırı şekilde de bir gübre koymuyoruz. Peki diyeceksiniz ki burada az bir miktarda uygulamış olduğumuz 20-20 gübresini niçin verdiniz? Buradaki 20-20 gübresini vermemizin en büyük sebebi, bakın burada suda çözülmüş halde de verilebilirdi gübre ama biz suda çözmeden, yani suda çözülmemiş halde gübre uygulamasını yaptık. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Bu 20-20 gübresi zaten toprakta hemen çözülmeyecek. Yaklaşık 1-2 hafta sonrasında çözülmeye başlayacak. Yani bizim aldığımız bilgiler bu yönde. Benim bu söylemiş olduğum bilgiler kesin doğru veyahut da bu şekilde diye anlatmıyorum. Bakın, bunu özellikle söylüyorum sizlere. Bu benim şahsi yapmış olduğum uygulama. Doğrudur, yanlıştır. Doğruysa izle yap, yanlışsa izleme kapat. Bu kadar basit. Yorum yazmaya gerek yok doğru yanlış diye. Ama bir öneriniz varsa, bu da yanlış, şu yapılabilir diyorsanız bu konuda da kesinlikle fikir alışverişinde bulunmamız gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu 20-20 gübresi bir müddet sonra, yani yaklaşık 1-2 hafta sonra toprakta çözünmeye başlayacak. Bu toprakta çözünme neticesinde de tam 2 hafta sonra da bizim fidanımız inşallah adaptasyon sürecini tamamlamış olacak ve gelişmeye başlayacak. Yani bu gelişimin başladığı anda ihtiyaç duymuş olduğu vitamin ve mineralleri hemen topraktan alabilsin diye çok az miktarda 20-20 gübresi eklemesi yapıyoruz. Peki bunun dışında ne ekliyoruz? Bunun dışında rekor gelişim adını vermiş olduğumuz bir gübremiz var. Onun uygulamasını yapıyoruz. Ondan da çok az miktarda ekliyoruz. Bakın, burası önemli. Yani bizim buradaki amacımız gübre vermek, böyle coşsun veyahut da bu şekilde olsun gibi bir amacımız yok. Şurada bizim uygulamış olduğumuz toz kükürtümüz var. Şurada da bizim uygulamış olduğumuz 20-20 gübremiz var. Diğer bir köşede de rekor gelişim adını vermiş olduğumuz, uygulama yapmış olduğumuz gübremiz var diyelim artık. Bu rekor gelişimde ne yapıyor? Toprağı yumuşatıyor, havalandırıyor. Bu vitamin ve minerallerin
daha güzel, daha hızlı bir şekilde ağaca ulaşmasını sağladığı bize verilen bilgiler. Bunun ilk defa kullanıyorum. Buradaki bu bahçemde rekor gelişim demiş olduğumuz bu gübreyi ilk defa kullanıyorum. Bakalım ağaçlarda faydası olacak mı, olmayacak mı? Onu da göreceğiz. Bu şekilde bize söylendi. Bu şekilde bize ifade edildi. Ben de sizlere bana ifade edilmiş olduğu şekilde sizlere aktarıyorum bu rekor gelişimde olan durumu. Bunun dışında da burada ekmiş olduğumuz, dikimini gerçekleştirmiş olduğumuz fidanlarımızı yan tarafında yer alan kargılarımıza iple bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada fidanlarımız dik olarak büyüsün, sağa sola yatkın hale gelmesin diye de bu bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu ön bilgilerimizi verdikten sonra şimdi uygulama aşamasında neler yaptığımızı sizlere gösterelim. Şimdi sıra geldi uygulamayı nasıl yaptığımızı göstermeye. İlk olarak 20-20'lerimizi çukurumuzun içerisine koyduktan sonra toz kükürtümüzü bu kazmış olduğumuz çukurun kenarına serperek uyguluyoruz. Şimdi bu toz kükürtümüzü niçin direkt olarak içerisine koymuyoruz kazmış olduğumuz çukurun? Öncelikle onun bilgisini verelim sizlere. Burada bu toz kükürdün fidanı yakma ihtimali var. Çok fazla uygulama yapmıyoruz zaten. Görmüş olduğunuz gibi çok az miktarda, eser miktarda eklememizi yapıyoruz 20-20'den. Ardından yine kazmış olduğumuz çukurun etrafına toz kükürt uygulamasını yapıyoruz. Bunu serperek yapıyoruz ki direkt olarak fidana temas etmesin. Fidanı yakma, fidana zarar verme gibi bir durum meydana gelmesin diye bu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi bakın almış olduğumuz miktarı sizlere gösterelim. Şu kadar miktar bizim buradaki çukurumuz için yeterli. Çukurumuza koyduktan sonra üstünü güzelce kapatıyoruz. Burada yine 20-20'lerin direkt olarak fidanla temasını engelliyoruz. Ardından yine bir miktar şöyle şu şekilde sizlere göstereyim. Bu şekilde toz kükürtümüzü alıp kazmış olduğumuz çukurun kenarlarına toz kükürt uygulamasını yapıyoruz. Sizlere göstermiş olduğum şekilde tüm buradaki çukurlarımıza bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi şurada sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şu bizim elimizde görmüş olduğunuz gübre rekor gelişim gübresi. Bununla beraber fidanlarımızı şimdi güzelce çukurlarımızın içerisine koyma işlemine başlayacağız. Burada fidanlarımızı çukurlarımızın içerisine alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta nedir diyecek olursanız o da bizim fidanlarımızın aşı olan bölgeden yani aşı yapıp patlamış olduğu bölgenin doğuya bakması gerekiyor. Yani güneşin doğmuş olduğu yere bakması gerekiyor. Buraya dikkat edeceğiz. Bu birinci dikkat edeceğimiz konu. İkinci dikkat edeceğimiz konu ise fidanlarımızın olabildiğince dik olması gerekiyor. Yani sağa, sola ve ileriye geriye yatkın şekilde değil, olabildiğince dik bir şekilde. Şimdi bu vermiş olduğumuz bilgiler neticesinde fidanlarımızı çukurlarımıza dikme işlemine başlıyoruz. Şimdi ilk olarak şu şekilde ters çeviriyoruz. Ardından birazcık bu kuvvet uyguladığımız zaman fidanımız direkt çıkıyor. Bakın şurada sizlere göstermek istiyorum. Şurada fidanımızın aşısının olduğu patladığı kısım var. Görüyor musunuz? Aşı dediğimiz yer burası. Burası doğuya bakacak şekilde güzelce çukurumuzun içerisine fidanımızı yerleştiriyoruz. Şöyle kameradan umarım belli oluyordur. Gün batımına geldik. Şimdi bu şekilde güzelce çukurumuzun içerisine fidanımızı koyuyoruz. Burada çukurumuzun içerisine fidanımızı koyduğumuz zaman çok derin gelirse yani fidanın derinliği çok fazla olursa altına bir miktar toprak eklemesi yapıp fidanımızı tam böyle sıfır olacak şekilde yüzeye sıfır olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şimdi burada birazcık altına kum istiyor, toprak istiyor. Biraz toprağımızı güzelce ekleme işlemini gerçekleştirdik. Ve bu şekilde güzelce doğuya bakacak aşısının olduğu bölge doğuya bakacak şekilde fidanımızı yerleştirdik. Şimdi bu şekilde fidanımızı yerleştirdikten sonra elimizdeki şu keser adını vermiş olduğumuz yardımcı aparatla beraber güzelce çukurumuzu doldurma işlemine başlıyoruz. Aynı zamanda burada çukurumuzu doldururken şu fidanımızı dikmiş olduğumuz kısımdaki topraklarını da yumuşatmış oluyoruz. Bu şekilde fidan ilk dikimde sıkışmamış oluyor, yumuşamış oluyor. Evet şimdi sizlerle dikim işlemine başlayalım. Bu kısımda traktör gittiği için toprağın biraz sert olduğu mutlaka kameradan belli oluyordur. Ama yine de güzelce toprağımızın, fidanımızın etrafını doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bir miktar toprağımızı ekledikten sonra sıra geldi rekor gelişim eklemeye. Burada rekor gelişimi çok fazla eklemiyoruz. Diğer gübrelerdeki gibi şu şekilde eklememiz, bir fidanımıza bu kadar eklememiz yeterli olacaktır. Bu şekilde güzelce serperek fidanlarımızın kenarına ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra da kesinlikle bu şekilde bırakmıyoruz. Tekrardan üzerini toprakla kapatıyoruz. Yani üstü açık olmayacak şekilde uygulamamıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fidanımızın dibini hazırladık.
Şimdi burada bu fidanın dibini bu şekilde hazırladıktan sonra olabildiğince de birazcık daha böyle etrafını çukur hale getirmemiz gerekiyor ki burada sulama yaptığımız zaman su dibinde durabilsin, geçip gitmesin diye aynı zamanda da bir miktar çukur şekilde fidanlarımızın dibini ayarlıyoruz. Ardından şu görmüş olduğunuz kargımızı yine aynı şekilde fidanımızın yanına güzelce sokma işlemini gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde buradaki fidanlarımız sağa sola yatmasın, herhangi bir kırılma meydana gelmesin diye fidanlarımızı kargıya bağlama işlemine devam edeceğiz. Bu şekilde nektarinlerimizi güzelce dikme işlemlerine devam ediyoruz. Kargılarımızı fidanlarımızın yanına güzelce çakma işlemini gerçekleştirdik ve ardından fidanlarımızı kargılarımıza iple bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki bunu niçin yapıyoruz? Bunu yapmamızın sebebi fidanlarımız kırılmasın, sağa sola gitmesin ve dik bir şekilde büyüyebilsin diye bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde işlemlerimize, bağlama işlemlerimize devam ediyoruz. Burada bağlamayı fidan üzerinden yapmıyoruz. Fidanın yanında gelen kargımız var. Bu kargı yardımıyla bu kargıya bağlayarak bu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Fidanlarımızı kargılarımıza bağlama işlemini gerçekleştirdik. Buradaki bu son bağlama işlemini de gerçekleştirdikten sonra şimdi can suyu dediğimiz işlemlerimize başladık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ağaçlarımızın, fidanlarımızın dibine hem can suyu vermiş oluyoruz, hem dibindeki toprakları yumuşatmış oluyoruz, hem de bu şekilde suyun sertliğiyle beraber dibindeki çukuru açma işlemini, dibine suyu tutacak şekilde su kuvvetiyle beraber çukurlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sizlere anlatmış olduğumuz şekilde güzelce en son olarak fidanlarımıza can suyunu da bu şekilde verme işlemini gerçekleştirdik. Tüm uygulamaları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. İşlerin yoğunluğundan dolayı bazı es geçtiğimiz noktalar olmuş olabilir. Ama ancak bu kadar zaman ayırabildik. Bu şekilde işlemlerimizi, nektarin fidanlarımızı, dikme işlemlerimizi bahçemizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.